Evet gençler, Türkiye'nin nüfus politikaları konusuna devam ediyoruz. 10. 5 yıllık kalkınma planında belirlenen başlıca nüfus politikaları nelerdir? Madde madde bunları sıralayalım. Birinci madde olarak genç ve dinamik nüfus yapısının korunması ve doğurganlıktaki hızlı düşüşün önüne geçilebilmesi için kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı nitelikte uygulamalar ile çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek, kreşler teşvik edilecek, esnek çalışma imkanları sağlanacaktır. İkinci maddeye bakacak olursak, artan yaşlı nüfusun aktif bir hayat sürmesi, sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına erişimi sağlanacak, toplumda kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecektir. Diğer madde, nüfusa ilişkin kayıt sistemleri, doğum, ölüm, İç ve dış göçe ilişkin verilerin güncel olarak takip edilmesine imkan verecek şekilde geliştirilecektir. Diğer madde, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla nitelikli yabancı iş gücü arttırılacak ve yabancı kaçak işçi sayısı azaltılacaktır. Diğer madde, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler çeşitlendirilecek ve ülkemizle bağları güçlendirilecektir. Ülkemize yurt dışından gelen göçmen, uluslararası korumaya muhtaç olanlar, kaçak işçiler ve transit geçiş yapanlara ilişkin etkin bir izleme ve takip sistemi oluşturulacak ve uluslararası koruma statüsü tanınan kişilerin ülkeye uyumu desteklenecektir. Aşağıda noktalı yerlere örneğe uygun olarak tanımlayınız. Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar. Bunlar nelerdir? Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar, evlilik yaşının düşürülmesi, çok çocuklu ailelerin bazı vergilerden muaf tutulması, gebeliği önleyici yöntemlerin yasaklanması. Evet, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalara bakacak olursak, çok çocuk yapan ailelere para cezası verilmesi, evlilik yaşının yükseltilmesi, çok çocuklu ailelerden daha fazla vergi alınması, gebeliği önleyici yöntemlerin desteklenmesi, kürtaja izin verilmesi. Evet, aşağıda Türkiye'nin belirtilen yıllara ait nüfus miktarı ve nüfus artış hızı grafiği gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Türkiye Cumhuriyet'ten bu yana uygulanan nüfus politikalarının Türkiye'nin nüfus yapısına ne gibi etkileri bulunduğunu örneklerde açıklayınız. Cevap olarak 1923-1965 yılları arasında ülkemiz nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar benimsemiştir. İkinci Dünya Savaşı dönemi hariç nüfus artış hızı sürekli artmış, 1960 yılında binde 28'i geçmiştir. 1965 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulamalar benimsenmiştir. 1980'li yıllardan sonra ise nüfusun niteliğinin yükseltilmesi üzerinde durulmuştur. 1965 yılına kadar nüfus artışına yönelik politikalar uygulanmasına rağmen 1945 yılında nüfus artış hızı düşmüştür. Bu durumun başlıca nedenleri neler olabilir? Cevap olarak 1940-1945 döneminde İkinci Dünya Savaşı tehlikesi nedeniyle erkeklerin silah altına alınmasıdır. O zamanlarda askerlik süresi 3 yıldı. Bu nedenle doğum oranları ve nüfus artış hızının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca ekonomik sıkıntılar, kıtlık, bebek ölümleri ve salgın hastalıklar da nüfus artış hızını azaltmıştır. 1985'ten bugüne kadar nüfus artış hızı düşme eğilimi gösterirken Türkiye ekonomisi ise büyümektedir. 2005'ten sonra nüfusun artmasına yönelik politikaların başarıya ulaşması durumunda Türkiye'nin kazanımları neler olacaktır? Cevap olarak Türkiye nüfusu gittikçe yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun artmasıyla çalışma çağı nüfusunun yani çalışma yaşı nüfusu 15-64 yaş arası bakmakla yükümlü olduğu nüfus gelecekte artacak
ve üretken nüfusun payı azalacaktır. Bu nedenle nüfus artış hızımızın çok düşmemesi gerekmektedir. Evet, 2011 LYS 3'te çıkan bir soru. Nicelik ve nitelik bakımından nüfus değişimlerini etkileyecek bilinçli önlem ve uygulamaların bütününe nüfus politikası adı verilir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süre içinde aşağıdakilerden hangisine yönelik nüfus politikası uygulanmamıştır? A. Ana çocuk sağlığı çalışmalarının hayata geçirilmesi. B. Nüfusun arttırılması. C. Nüfusun niteliğinin iyileştirilmesi. D. Nüfus artış hızının azaltılması. E. Nüfusun kentlerde toplanması. Tabii ki cevabımız E şıkkıdır. Nüfusun kentlerde toplanması diye bir politika olmamıştır. Evet. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.